Cumhuriyet Halk Partisi Selçuklu İlçe Başkanı Ali Naci Çobanoğlu, ülke ve Konya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'nin son dönemde ciddi bir ivme kazandığını belirten Çobanoğlu, iktidarın mental yorgunluğunun yönetimde ciddi aksamalara neden olduğunu öne sürdü. Çobanoğlu, bundan sonraki ilk seçimlerde CHP'nin iktidar olacağını düşünüyorum dedi. Rakamlar ortada, işsizlik, yolsuzluk, ondan sonra yoksulluk, açlık had safhada Türkiye'de. Bu tabii mevcut iktidarın yaratmış olduğu durum. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kendini yenilediğini söyleyebiliriz. Hem söylemleriyle hem topluma olan toplumla kurduğu iletişim, hem ürettiği yeni politikalar ve işte önceki yaklaşık hem yerel seçimlerde hem de genel seçimlerde yapmış olduğu ittifaklarla beraber Cumhuriyet Halk Partisi son dönemde bir ciddi bir ivme kazandı. Bunu da zaten yerel seçimlerde Türk milleti gördü. Bundan sonraki ilk seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben iktidar olacağını düşünüyorum. Anadolu'nun siyasi anlamda metropol şehirlere göre daha geç tepki verdiğini ifade eden Çobanoğlu, Selçuklu'nun sorunlarına da değindi. Selçuklu'nun birçok problemi var. Yani tabii bunu belediye nazarında da değerlendirmek lazım. Politikalar konusunda da değerlendirmek lazım. AK Parti'nin milletvekili sayısında AK Parti birinci sırada Konya'da ve uzun yıllardır birinci sırada. 13 tane, 14 tane, 15 tane milletvekilleri oldu dönem dönem. Yani bir eksildi, bir azaldı ama ben AK Parti'de ve AK Parti milletvekillerinde rekabet ortamı oluşmadığı için bir rehavet görüyorum. Konya'nın sorunlarına yoğunlaşmış bir yapıdansa daha çok genel merkez siyaseti üzerinde duran bir anlayış içerisindeler.